أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمن
طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. صدق الله العظيم. رحمن ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat ederseniz, eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, yani Mekke fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine bir İslam ve İnsan programında birlikteyiz. Tabii ki üzerimizdeki burukluğumuz, belki estetik olarak görüntülerimizdeki efkarımız, lütfen bağışlayın, yaşamış olduğumuz bölgemizdeki afetten kaynaklıdır. Gerek sürçü insanlarımız, gerekse buradaki yaşadığımız hayatımızı ifade edemeyişimizin temelinde bu afetten etkiler yatmaktadır. Şimdiden affınıza sığınıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealinin ardından depremi hem aile hayatında hem de kurum olarak başta çok iyi hisseden ve birinci derecede üzerine sorumluluk alıp kurumumuzu yönlendiren İl Müftümüz Sayın Mustafa Tekin Hocam'la birlikteyiz. Hocamızın çok yoğun olmasına rağmen bu programı özellikle istedim. Ramazan öncesi, Ramazan'a hem deprem, hem dayanışma, hem de bu acıları sarma noktasında bir efkar etme sohbeti olacak bu sohbet. Hocamıza siz adına hoş geldiniz diyoruz teşrifinden dolayı. Sayın hocam hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim şahsınızda ve bölgemizde hem başınız sağ olsun hem geçmiş olsun dileklerimizi amin, ifade Allah ediyoruz. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Milletimize amin. Sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Amin Sayın Hocam. Hocam tabi hiç kimse artık 6 Şubat'ı ve 04.17'yi okuma yazması olmayan birine de sorsak bir kitap yazacak kadar o dakikalarla ilgili anıları var. Evet.
Elbette sizin konuda iki yönlü sormam gerekli. Bir aile hayatınız var, bir de sorumluluk alanınız var. Bu bağlamda depremi ilk hissettiğinizde neler yaşadınız? İsterseniz böyle başlayalım, evet, ve devam edelim efendim. Evet. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak bu deprem imtihanında ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Kabirleri nur, amin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına, amin, sabrı cemil ihsan eylesin. Milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Biz tabi Cenab-ı Hak Bismillah i'lemu ennemel hayatü dünya diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki iyi kafanıza sokun, iyi belleyin diyor. Yani bunu hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bu ifade onu gösterir. İ'lemu ennemel hayatü dünya dedikten sonra bir la'ibun diyor. La'ib oyunca, oyun demektir. Lehvun eğlence. Ve zinetun süs. Ve tefahurun beynekum. Böyle şu kadar mal biriktirdim, şu kadar servetim var diye böyle aranızda diyor devamlı anlatacağınız bir övünmedir diyor. Ve tekâthurun fil emvali vel evlâd. Ve böyle malım daha çok olsun, evladım daha çok olsun diye bir koşturmadır diyor. Bu dünya bir hayatın, yani durum özeti, tespiti yani, evet, bu iyi veya kötü anlamında değil. Yani gerçeği bu. Yani bunun aksini de zaten kimse söyleyemez. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı, evet, Kerim'de bize anlatıyor. Durum tespiti diyor. Tekâthurun fil emvali vel evlâd diyor Cenab-ı Hak. Kemethel gâysin. A'cebel kuffâra nebâtuhu diyor. Gökten inen bir yağmur düşünün ki diyor. O yağmur yere indiği zaman bir rahmet olur. Ve çiftçi bir sevinir diyor böyle. Etraf yeşerir, ürünlere bereket gelir, sevinir. Thümme yehicu fetarahu musfarlan. Sonra diyor böyle sararır, çerçöp olur. Gider sonunda ne kalır diyor. Sonunda bütün bu meşgalenizin sonunda iki neticeye ulaşırsınız diyor. Ve fil ahireti azabun şedidun ve mağfiretun minallahi ve ridva. Birincisi bu bütün bu durum karşısındaki davranışınız ahirette size Allah göstermesin şiddetli bir azap olarak geri döner yahut da mağfiret olarak ve Allah-u Teala'nın rızası olarak sonsuz, uçsuz bucaksız cennetler olarak geri döner. Yani şimdi bu hayat içerisinde, dünyevi hayatınız içerisinde, uhrevi hayatta da iki durum var diyor. Ya cennet ya cehennem, Allah göstermesin. Dolayısıyla yani bu durumu ona göre değerlendirin diyor. Şimdi biz Fatih Bey Kur'an-ı Kerim'de hep bu kıssaları dinlerdik. Bize hikaye gibi gelirdi. Evet. Bizden önceki ümmetlerin, milletlerin başına geçenler hep dinlerdik, hikaye gibi gelirdi ama yani ben şahsen, siz de, hepimiz de öyle, şu kısa hayatımızda hemen hemen Kur'an'ın anlattığı bütün kıssalar, bizden önceki milletlerin başına gelen bütün her şey bizim de başımıza geldi mi? Geldi. Geldi. Değil mi şöyle ve baktığınızda? Ve o sabah ben uyanıktım. Evet. Bir böyle ne olduysa yani, bir demek ki bir İçimde bir sıkıntı var. Kalktım bir namaz kılayım dedim. Böyle iki rekat namaz kıldık. Namaz kıldım. Ondan sonra bir Esma-i Hüsna işte ben devamlı namazda okudum. Onu okudum. Yatağa başımı koyacağım. Sarsıntı başladı. Şiddetli bir sarsıntı. Tabii bizim öyle oldu ki zannettim ben. Çatırtı başladı tabii apartman. Da çatırtılar başladı. Hızlandı deprem. Hmm. Biraz yavaşladı. Evet. Bir daha hızlandı. Bir daha yavaşladı. Üçüncüsünde hızlanınca dedim artık tamam. Bu arada biz işte la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalim bağırıyorum. Apartmanda uyuyan da uyanmış yani artık. Herkes o demek de ki nasıl bir, evet, sesle bağırıyoruz yani. Ya. Devamlı şey boyunca la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalim. Tabii bizim yanımızda bu Hamidiye siteleri vardı. Hı. Onlar Rabbim hepsine rahmet eylesin. Eşlerimiz, dostlarımız, tanıdıklarımız. Dışarıya tabii hemen deprem durunca dışarıya çıktık. Baktık ki orada tamamen yerle bir olmuş. Size yakın olduğu için. Tabii ilk bize yakın. Orayı, onun, evet, da demek ki herhalde çatırtısını ve yıkılmasını duyduk ki ben bizim bina
yıkılıyor zannettim. Karşıda palmiye, 3 tane yine onlar da o sitelerde aynen yerle bir olmuş. Şimdi tabii çıktık, önce arabaya aldım. Arabaya hanım da, ikimiz vardık zaten hanım da ben. Arabayla dışarıya çıkınca baktım işte o yıkılmış görünce hanım içeride, ben dışarıya çıktım. Orada bir bakayım, bir ses, bir şey var mı dedim ama rüzgar, fırtına, sırılsıklam oldum ve hiçbir şey yapamadan tekrar arabaya dönerken ikinci bir, o 6.4 evet, müydü öyle bir şey oldu. O sarsıntı 7.6 olan. O daha sonra. Bu dediğim 15-20 dakika sonra 6 nokta bir şey oldu. Evet. O evet hatırladım evet, şimdi. Evet hatırla o oldu. Ondan sonra tabii ilk hemen Sayın Valimize telefon açtım. Durum nasıl dedim, bizde durum felaket yani. Karşımızdaki onlar binalar, o binalar, binaları şey deyince tabii işte başkanımızla, Diyanet İşleri Başkanımızla bağlantı kurduk. Onunla görüştük. Bütün milleti seferber ettik ama tabii o yollarda birçok imkansızlıklar var. Onlar evet. gelene kadar biz hemen belediyenin önünde toplandık orada. Tabii bizim yaşadıklarımızı şu anda anlatmayalım yani. Şu anda anlatmayalım. Hiç kimse yok. Tamamen insanlar çaresiz. Evladını bir kardeşimiz getirdi. Kendi imkanlarıyla çıkarmış. Bize teslim etti. Hmm. O sahneyi ben hayatta hiç unutmam herhalde. Bize teslim ettikten sonra gidip tabii diğer eşini kurtaracak. Ondan sonra arkaya bakıyor evladı. Rahmetli olmuş. Arkaya bakıyor bir adım, tekrar gidiyor, geri bir daha bakıyor. Tamam. Hocam size teskiye, git kardeşim, tamam hemen biz de gelelim ama hiç tabii herkes bir taraftan. Böyle bir şey, bunlar artık hikayesi olacak yani. Rabbim rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Bu bir imtihandır. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah, İnna halaknakum min nutfetin emşac, sizi bir damla sudan yarattık. Niye? Nebteliyih. İmtihan başlıyor. Yaratacak İmtihanı imtihan tespit eden olmasınız. Allah Celle Celaluhu. Tabii bizim de bunlara karşı tedbirli olmamız lazım. Bizim bize düşeni yapmamız lazım. Perdenin öbür tarafını biz bilmiyoruz. Her ne kadar da böyle çok ileri geri konuşuyorsak da biz kul olarak bildiğimizi, gücümüzün yettiğini, bize düşeni tam yapmamız lazım Fatih Bey. Gerisi imtihan dememiz lazım. Muhterem hocam, tabii dediniz ya, bu cümlemizin başında da bir kitap yazacak kadar herkesin anıları birikti. Siz de daha çok, çünkü aynı zamanda din görevliliği, din gönüllülüğü, hayata girişle başlayıp sonunda da ölümle devam eden, yani biten bir görev olmadığı için işte yavrusunu size teslim edecek kadar bir baba ve annenin teslimiyeti var ya da bir enkazın başında hocam, çok tabii o duyguya boğmayacağız ama elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine bir hatırat aklımıza geliyor. Bir kol yarım bedenle çıkmış, ben manevi destek yapıyoruz bir enkaza. Benzetti biri, dedi ki bu benim babamın eli değil, onun tırnaklarını ben dün kesmiştim. Evet. Onun tırnakları biraz uzun. Artık yani şey tespiti yok. Tabii tabii. Ve hocam bu el size emanet kalsın. Diğer parçayı da bulur, bütünleştirirsek yine de ben belki benzetememiş olabilirim diyecek kadar bir imtihan. Fakat az önce bir güzel cümle kullandınız hocam. Burada bir duruş istiyor Allah-u Teala. Mümince bir duruş. Evet. Nebtelih imtihan başladı. Siz doğduktan sonra bu olacak. Bu duruş nasıl olmalı? Mümince bir duruş. Şimdi bu afeti yaşadık. İşte görev alanlarımıza geçtik. İşte Vali Bey, Diyanet İşleri Başkanımız ve irtibatlarla bize görevlendirmeler geldi ve sahaya yayıldık. Orada bir duruş sergilenmeli. Hem depremde yakınlarımızı kaybeden olarak bir acı yaşıyoruz. Bir de bu aldığımız tablolarla, ben tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız kanadından, o kurum adından bakış açısı öyle. Bütün kurumlar zaten seferber.
Burada nasıl bir duruş almalıyız hocam? Yani imtihanda mümince bir duruş göstermek dediniz ya. Bunu biraz şimdi, açabilir miyiz şimdi efendim? Şimdi tabii bizim ondan sonraki o süreci müsaadenizle anlatayım hay, ama. Buyurun efendim. O duruş dediğin için ona bir çok muazzam bir cümle kullanır alimlerimiz. İttakhid bil esbab keenneha kullu şey. Thumme tevekkel alallah keenneha leyse bir şey. Ne demek? Diyor ki siz kul olarak tedbirlerinizi öyle alın ki sanki tedbiriniz her şeymiş gibi. Tedbiriniz bütün bela ve musibetleri savacakmış gibi. Yani öyle tedbire sarılın sağlam. Ki sağlam tedbir alın ki her şeyi o halledecekmiş gibi. Sonra da Allah'a öyle tevekkül edin ki aldığınız tedbirler hiçbir şeymiş gibi. Allah'a öyle tevekkül edin ki, çünkü tedbirinizi alın ama tedbirinize tapmayın. Allah'a tapın. Tedbiri ne kadar alırsan al, evini çok sağlam yaptın ama o gece evini çürük yapanın evinde yattın. Ne oldu? Evet. Tedbiri aldın ama tabii. Tevekkülde takdir ayrı bir şey. Takdir ayrı bir şey. Peki o zaman demek ki bize düşeni biz yaptıktan sonra Allah'tan gelene o ecel gelmişse birincisi bu. Peki bizler şimdi o felaketten yahut da imtihandan diyelim, büyük imtihandan sonra sağ olsun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi hemen intikal etti yani. Onun Kahramanmaraş'ımızda bulunması da bizim için tabi ayrı bir imkan oldu. Şöyle dendi. Hocam yani vatandaş aç kalır, iki gün sonra karnı doyarsa unutur. Susuz kalır, içerse giysisi çıplak kalır ama eğer vatandaş cenazesini, ölen yakınını zamanında düzenli bir şekilde kabre koyamazsa, dini törenlerle güzelce koyamazsa içinde bir ömür boyu uhde kalır. Dolayısıyla hocam size çok iş düşüyor dedi. Biz hemen şeyleri seferber ettik. Başkanımızdan Allah razı olsun zaten ikinci gün hemen, hatta birinci günün sonunda hemen intikal etti geldi Diyanet İşleri Başkanımız. Cumhurbaşkanımız zaten biliyorsunuz devamlı aramızda geldi Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk etapta Fatih Hocam 21 il müftüsü ve 450 kişi sadece Kapıçam Mezarlığı'na 450 dini görevlimiz geldi. 21 il müftüsü 450 himayesinde tabii, 450. Tabii, hepsi geldi. Tabii orada ilk etapta çadır yok. İşte WC'si, lavabosu yok. Din görevlilerimiz tamamen aç ve susuz ve yani aç susuz durabiliyorsunuz ama insanın ihtiyacı olduğu zaman tabii o şeydi, o şartlarda yaklaşık iki gün boyunca, ikinci günün sonuna kadar o şartlarda gelen bütün cenazelerimizi İslami usuller üzere defnettik elhamdülillah. Yani öyle oldu ki, şimdi mesela ben Ankara'yı da bilirim, Ankara'da 5-6-7 cenaze olduğu zaman toplu namaz kılınır. Ankara Müftü Yardımcımı yaptınız da o mezarlığımızda. Burada Fatih Hocam yani bütün günde 300-500 sonra 1000 cenaze, 700-800 cenaze gelmeye başladı. Hepsine tek tek cenaze namazı kıldırıldı. Tekfin, defin ve defnederken kabrin başında hocamız mikrofonla Kur'an-ı Kerim'ini okudu. Yanında şeyi var. Bütün her cenaze için bu saydığımız için, merasimin tamamı. Tabii. Bazen şöyle oldu. Cenazenin sahibi yok. Yarım saat, bir saat bekledik. Gelmeyince helallığı alan hocamız oldu. Helallığı veren yine hocamız oldu. Kimsesi cenaze yok. Namazını kıldıran hocamız oldu. Kılan oradaki hocalar cemaat oldu. Yani böyle durumlarda da Allah razı olsun din görevlilerimiz, mavi yelekliler diyorduk ama şimdi artık milletimiz onlara mavi melekler diyor yani. Gerçekten şu anda da sahada. Onlar yani gelmesi bizi tabii çok rahatlattı. İşin çilesini çektiler. Bence destan yazdılar. Destan 450 yazdılar. 450 görevliyle. Tabii 450 Kapıçam Mezarlığı'nda
ve orada hiçbir imkan yoktu. Şimdi elhamdülillah mescidimizi açtık. Belki gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Çok güzel orada büyük bir mescit açtık. Yani o imkanlarda belediyemizle başsavcımız gerçekten bu konuda hemen diğer illerden de savcılar gelerek seferber oldular. Çünkü onlar cenazeleri tabii kriminal için onlardan geçmeden biz alamıyorduk. Güzel bir organizasyonla. Niye? Çünkü enteresan. Yani vatandaş cenazesini bulup da işte dini usullerle merasimini yapınca sevinmeye başladı. Yani enteresan. Çünkü deriz ya şu cenazeyi önce bir kaldıralım. Çünkü o cenazeyi kaldırmadan hiçbir şey yapamıyor. Kesinlikle. Hiçbir şey yapamıyor. Hocam burası çok önemli. Tabii hocam büyük mezarlığımızda 450 din görevlisi ve 21 müftümüze koordineyi sağladınız. Bu arada Kahramanmaraş'ımızın asri mezarlık dediğimiz şehrin içindeki mezarlıkta da o dört kapıda da bu görevliler kendi cenazeleri özel defin aile mezarlıkları olanlar var. Onlar için de aynı şekilde devam edildi tabii, değil mi hocam? Tabii aynen ama büyük bir şey kısmı tabii, kapı yani çamlı oldu. %5'lik, üçlük belki bir kısmı. Bu 21 müftü dediğim il müftüsü. İl müftüsü yani evet. İlçe müftülerimiz ayrı. Yani bu şu demektir 81 il müftümüz 21'i bizim ilimizde ve diğerleri de bütün illere olmak diğer üzere deprem bölgelerine olmak üzere hepsi birden seferber evet. oldu. Ve bütün personeliyle, illerden. Ekipleriyle birlikte işte bu tabii bu mavi melekler dediğimiz sadece bu şeyde değil. Yani bunlar gelince biz baktık AFAD mesela Allah razı olsun onlar güzel çalışmalar var ama bizim o onların enkaz çalışmasında işte kurtarma çalışmalarında her birine biz her bir çalışma grubuna 5-6-7 böyle mavi meleklerden gönderdik yani onları. Onlar orada onlara yardımcı oldu. Tabii bizim vazifemiz şey değil. Yani o kurtarma, konuda uzman değiliz. Kurtarma ama, orada, ama oradakilere yardım, moral. Orada aileler bekliyor. Onların o durumunu teselli ederken veyahut da onların ihtiyaçlarına bir şeyler yiyecek, içecek gibi böyle her bir çalışma mekanında bizim mavi meleklerimiz oldu yani orada. Hocam tam onu soracaktım. Şimdi tabii ilk etapta açlığı düşünmeyen cenazesini defnedip ona o görevini ifa etmeye bir dönem devam edildi. Evet. Fakat bu arada insanlar açıkta ve malumunuz havaların çok soğuk olduğu, -7, -8 geceleri, -10'a kadar düşen hava ısıları var. İnsanlar açlıkla belki imtihan olunacak. Şimdi bir yandan da devletimiz ve kurumlar, ki biz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfımızın çalışmalarından bahsedeceğiz. Personelimizle birlikte diğer ihtiyaçlara döndü ki, ihtiyaç deyince çok dikkatimi çekti mesajlarınızın çoğunda. Tuvaletler, abdestliklerin temizliğiyle alakalı onlarca, yüzlerce belki mesajlar geldi. Bize göre çok basit gördüğümüz bir abdest almanın, dedim ki ya bu kadar zor mu olur? Yani bunun hijyeni, temizliği. Buraya kadar bir detay var. 112 aciline kadar din görevlilerinin detay bir alanı oluştu. Biraz burayı konuşmak isterim. Yani biz şimdi belki bir espri olarak algılanabilir ama şunu söyleyeyim. Öyle oldu ki biz Kapıçam'da çalışan arkadaşlara orada lavabo WC yok ya onlara dedik artık yemeyin, içmeyin. Çünkü insan yemeden içmeden durur ama affedersiniz tuvalet ihtiyacını onun için bir müddet yemeyin. Dedik şey lavabolar şunlar bunlar gelene kadar ama şunu söyleyeyim ben de yani bir devlet dediğimiz bir kurum var bir de millet dediğimiz kurum var yani bunların ikisi birbirinin mütemmimidir tamamlayıcıdır yani devlet var ama millet desteği yoksa işe yaramaz millet var ama devlet burada yani bu depremde şunu gördüm ben biz muazzam bir devletimiz var. Muazzam bir milletimiz var. Valilerimiz bütün illerimizden geldi. Koordinatör valilerimiz, koordinatör müftülerimiz. Ama
Yani devlet bu kadar çalışınca millet desteği var mı? Yani Türkiye'nin her tarafında millet her şeyini seferber etti. Burada dedim ki yani ben muazzam bir devlet, aynı zamanda muazzam da bir milletmişiz. Bu imtihanı bence biz inşallah böyle bir kenetlenmeyle biz, bak şunu söyleyeyim, bu hiç inanın mübalağa değil. Kahramanmaraş'ta ben 2 yıl kaldım. Kahramanmaraş'ta gidiyorum. Kahramanmaraş'ı biliyorum. 1 yıl içerisinde Kahramanmaraş'ımız camileriyle, Kur'an kurslarıyla, mekanlarıyla Türkiye'nin örnek şehri olacak. İnşallah. Hep birlikte başaracağız. Hep İnşallah. Birlikte. Fe inne ma'al usri yusra diyor Cenab-ı Hak. Kolaylıktan sonra demiyor bak. Kolaylıkla beraber, zorluktan sonra demiyor. Her zorlukla beraber, ma'a orada beraber demek. Her zorlukla beraber bir sürü kolaylıklar ve rahmet vardır. Yani sonra değil. Sonra değil. Beraber, ma'a. Beraber başladı. Ve bu rahmeti tabii biz başlatacağız. Biz kenetleneceğiz. Daha güzel dersimizi iyi alacağız. İbretimizi iyi alacağız ve hep birlikte, bak şunu söyledi Diyanet İşleri Başkanlığımız, Allah razı olsun. Dediler hocam siz depremi yaşadınız, psikolojiniz söyle, sizi başka bir ile alalım. Ben de onlara şöyle dedim. Yani gerekirse, onlar tabii nezaketen söylediler, sağ olsunlar. Ben de dedim ki, iyi diyorsunuz ama, yani şimdi Cenab-ı Hak derse ki, kulum Mustafa, senin evine bir şey oldu mu? Olmadı. Sağlığına bir şey oldu mu? Olmadı. Ailene bir şey oldu mu? Olmadı. E biz seni böyle kurtardık. Oradaki insanların derdine derman olasın diye. Sen niye buradan gittin derse ben ne derim dedim. Dinleyen arkadaşların da gözleri yaşardı. Ben buradaki, yani bunun için diyorum, bütün din görevlileri, bütün kardeşlerimiz, bütün Kahramanmaraşlılar, başka tarafa tabii çoluğundan çocuğundan dolayı başka tarafa gidenler, gelin Kahramanmaraş'a, tekrar hayat devam ediyor. Hep birlikte Rabbimizin bize bu imtihanını en güzel şekilde heyecanla, aşkla, şevkle sarılalım. O zaman göreceksiniz bütün rahmet kapıları açılacak. Bak şu anda biz Allah'ın izniyle işte şeylerimiz oluyor. İslam alimleri işte Karadağ geldi. İşte onlar bize 20 belediyemizden sağ olsun 20 dönüm bir arazi gösterdik. Orada eğitim merkezi kuracağız. Kahramanmaraş'ımızda külliye yani eğitim merkezi kuracağız. Her bir camimizi inşallah böyle yurt dışından biz yapalım diyenler var. Hep birlikte inşallah camilerimizi biz bu tarafı yapacağız. Devletimizin diğer kurumları o tarafları yapacak derken dersimize de camilerimizde minarelerimizi biz her zaman konuşuyorduk yani. Minarelerimizi çok yüksek yapıyoruz. Üzerimize yıkıldı. Mimari Selçuklu olarak, mimarisi evet. Belki bilirsiniz Fatih Bey zaman ta bütün ben videolarımda da şunu gelin şu Selçuklu mimarisi. Evet. Camilerimizde ısıtamıyoruz. Yüksek camiler yapıyoruz ısıtamıyoruz. Ondan sonra ses sistemi vaaz ediyoruz. Vaazdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Koca camiyi yapıyoruz küçücük bir yerde kışın. Namaz kılıyoruz. Bunlar bizim eksiklerimiz. Bunları görelim. Bundan sonra öyle camiler yapalım ki samimi olsun. Samimi ortamlar olsun inşallah. Dersimiz hep birlikte. Evet. Çalışalım. Muhterem hocam bir cümle sordum. O kadar güzel açıkladınız ki. Rejiden işaret geliyor 1. bölümün sonu ama ben kapatmak istemiyorum. Evet. Mümince bir duruş diye sordum. Öyle şeyler anlattınız ki. Hem geleceğe dair ümit. Evet. Tüm izleyicilerimize. Çünkü dünya bu afete ağladı. Evet. Dünya bu afete emaneten yardım gönderdi. Evet. Ki basında izledik 90 kilometreye yaklaşan tır kuyrukları deyince yani artık milletimizin de devletimizin de uluslararası devletlerden gelen yardımların da buraya akması ve sizin bu cümleleriniz İnşallah kısa bir süre içerisinde memleketimizi ve bu deprem bölgesini tamamen hiç tanıyamayacak. Belki estetik i̇nşallah, olarak da inşallah. Her türlü depreme hazırlık. Camilerimizde de o estetiği inşallah göreceğiz. Bunun inşallah müjdesi sizin ağzınızdan i̇nşallah, olsun. İnşallah, şöyle bir şey de yapabiliriz hocam. Yani biz buna gönüllü mutlaka insanlarımız çıkacak. Bakın dediniz ya.
Yurt dışından bile bu konuyla ilgili cami yapmak isteyenler var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize model verdiği bir cami yapmalıyız. Tabii, tabii. Tam istediğimiz kriterlere uygun. Hem o nezihlik içerisinde bulunmalı. Sade. Sade nezih. Olmalı. Yani caminin o kubbe, şatafat, görüntüsü, minare değil de bizim ihtiyaçlarımızı. Onun içerisinde külliye deyince böyle anlamak lazım. Tabii, tabii. Kantininden, tabii, lokantasına, kütüphanesinden, misafirhanesinden, değil mi? Tabii, konferans salonundan, yani aşevinden. O da olacak yani. Tabii bir zorlukla beraber kolaylık buyurdu ya Rabbimiz. Hocam belki de bunların bir önü açılacak. Tabii. Bu önümüzdeki açılan bu yolda da bu tür çalışmalar olacak, evet, inşallah. Evet. Bu duygunuzdan dolayı ben tüm Kahramanmaraş adına size teşekkür ediyorum. Yani sizin tayininizin alınmak istenmesi ve sizin bu duruşunuz da biz teşekkür ediyoruz. Çünkü Kahramanmaraş'ımız için siz bir kazanımsınız. Allah razı olsun. Burada hep beraber bu seferberlikte sizlerle birlikte biz de çalışacağız. Bu birinci bölüm bir müsaadenizle kapatalım. Olur. Hocam. Bir araya gidelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Tamam inşallah. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Sosyal medyamızı nasıl alırdınız? Bizde tek ekran, tek tıklama var. Artık bütün sosyal medya hesaplarımız tek ekranda. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ayrıca WhatsApp ve Telegram iletişim kanallarımız da bu platformda sizlerle. Anında erişim, anında gezinti. İnternetteki zamanı bizlerle değerli kılın. Evet sevgili izleyicimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Konuğumuz İl Müftümüz Sayın Mustafa Tekin Hocam'a birinci bölümde depremin ilk dakikalarında ne yaptınız diye sorduk. Hocam, kurumsal ve ailemi rahat aldıktan sonra çalışmalarından bahsetti. Öyle bir noktaya geldi ki cümleyi mümince bir duruşa, millet ve devletin el ele nasıl çalıştığına kadar getirdi. Şimdi şuradan isterseniz devam edelim Sayın Hocam. Tabii öyle bir süreç ki insanlar her şeye muhtaç. Az önce sorduğumda siz de anlatmakta güçlük çektiğiniz bir hijyeni, bir devlet bakanımız geldi, bir sağlık bakanımız. Burada tuvaletlerin temizliğine, oradaki lavabodaki kağıda varıncaya kadar o nezihliği sağlamak için koordine etti. Ve camilerdeki abdestliklerimiz, tuvaletlerimiz hizmete açıldı. Onların temizliği din görevlilerimize veya bağlı oldukları iş kurulu vasıtasıyla gelen işçilerimize kadar yansıtıldı. Yani şunu demek istiyorum, her şeye ihtiyaç var. En küçücük bir şeyiniz bile ihtiyaç ve bunu temelde tamamen insanların içini bilen din görevlisi yapıyor. Yani orada kaç çocuğu var, neye muhtaç onu bilebiliyor. Onun için görev alanımız çok zordu. Siz tabii dediniz ya mavi melekler güzel. Yani böyle bir çalışma var. Ama her şeye muhtaç insanlar. Cenazeler defnedildi. İl müftülerimiz koordinasyona başladılar. Ve devam ediyoruz. Bölge valilerimiz deprem yönetiyorlar. Evet. Ne yaptık? Ondan sonra bu çadır kurulumları var. İnsanların suya ihtiyacı var, insanların yemeğe ihtiyacı var, bir kase çorbaya, mobil mutfaktaki çorbaya ihtiyacı var. Böyle ne yaptık, bundan sonra ne yaptık hocam? Tabii yani bu dedik ya işte, yani önce bir cenazeyi kaldıralım.
bir bizde de o bir ifade vardır öyle bir. Kesinlikle, önce bir evet. Cenaze. O kalkmadan bu cenaze kalkmadan olmaz. Elhamdülillah işte onu dediğim gibi bütün vatandaşlarımızın tekfin, defin o işlemlerini yaptıktan sonra tabii iş esas ikinci bölüme geçti. Uzun vadede ve akılla, mantıkla, o zaman heyecanla, biraz duygusal bölümünden artık daha akılla, mantıkla, radikal, uzun vadede evet. Tabii çözümler gerekiyordu. Şimdi tabii devletimizin bütün organları muazzam çalıştı ama burada tabii biz Diyanet İşleri Teşkilatı olarak ne yaptık onu? Tabii ki biraz yani genelde devletimiz ama özelde teşkilatımızı anlatıyoruz. Yani şimdi depolarımızda bütün milletimiz yardımını, her türlü ihtiyacı bir kere seferber etti. Yani burada anlatan aklı hayale gelmeyeceği bütün ihtiyaçları gönderdi. İşte Afat olsun, Kızılay olsun, kurumlar hepsi dağıtıyor ama şimdi bizim teşkilatımızın en ücra köşede, en ücra köyde bizim imamımız var. Hı. Orada öğretmen yok mesela. Şimdi oralara, yani tabiri caizse kılcal damarlara bizim vasıtamızla ulaştık. Ne yaptık biz? Depolarımızdan, hem bizim kendi depomuz vardı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın aracıyla bize gelen tırlar koyduğumuz depomuz vardı. Yahut da AFAD işte depolarından biz yaklaşık 15 tane gönüllü vatandaşımıza, içinde imamlar da var, o pick-up diyorsun, arabalar olanlara dedik, benzininiz bizden, Allah rızası için çalışmakta sizden. Ve bütün köylere, en ücra köylere 20 bin vatandaşımıza şu ana kadar. 20 bin. Tabii en ücra köylere o depodan yiyeceğini. Kapısına ulaştırdığımız tabii, ya da evine, çadırına ulaştırdığımız. İşte çadırına yahut da kapısına iaşesini, ibadeti, bir şey, iaşesini, ihtiyacını, bütün gidermek. Her şeyini gidermek için paketler yapıldı orada. Yani şu anda bile bizim o depomuzda 24 saat. Gittiğiniz zaman gece 11-12'de 1'de de çünkü gece de tırlar geliyor. Ve orada o tırları alıp güzelce oraya yerleştirip ondan sonra da ihtiyaca göre de araçlara yüklenerek, küçük kamyonetlerle yükleyerek bütün köylerimize ulaştık. Şimdiye kadar yani 20 bin haneye diyelim yani. 20 bin hane ama hocam şimdi bu ihtiyaç durmuyor. Ona 3 koli su gitti. Tabii tabii. Ama yine ihtiyaç devam ediyor. Bu devam ediyor ama bu şimdi tabii bunu nasıl yapıyoruz? Oradaki hocalarımız aracılığıyla. Oradaki sağ olsun köylerdeki hocalarımız bize hemen ihtiyaç telefonla tabii. Şimdi bizim burada bu hizmetlerde müftü, ben il müftüsü olarak işin başındayım ama aynı zamanda bir de koordinatör il müftülerimiz geliyor. Her 10 günde bir koordinatör il müftüsü, biz onlara işte gerekli kolaylığı, ihtiyaçları sağlıyoruz. Onlar da koordine ediyor. Yani şu anda bizde 220 mavi melek diyoruz ya, biz bunu biz demiyoruz. Artık halkımız o ismi taktı. Çünkü bütün şu anda 20 çadır kentimiz var. 20 çadır kentimizin her birinde iki tane bayan manevi danışmanımız var. İki bayan 4-6 çocuk 4-6 yaş hocalarımız var. Evet. Artık biz 4-6 yaştan ziyade ona şey ettik, çocuklar çadırlarımız. Çünkü çadırlar. Artık o sınırda kalktı. Bir de iki tane de erkek hocamız var, manevi danışmanımız. Bir de orada bizim kendi, bu dediğimiz 6 kişi her bir çadır kentte, dışarıdan gelen bir başka şehirlerde. Bir de orada bizim iki tane de bizim din görevlimiz var burada. Ve bunlarla biz hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi mesele şu Fatih Hocam, yani işin maddi boyutu var, bir de manevi boyutu var. Yani insanlara sadece yardım, yiyecek götürmeniz yetmiyor. Dertli o insanlar. Yani bir maneviyatını, ruhunu, hüznünü, kederini giderecek bir cümle, bir kelime bazen onu şey diyor. Şimdi bir lise müdürümüz geldi. Lise müdürümüz ailesinden 21-22 kişiyi kaybetmiş. Diyor ki bize, devletimiz sağ olsun, iki tane psikolog çocuk geldi diyor. Böyle genç geldi diyor. Gençler, pırıl pırıl gençler diyor. Biz tabii aile toplanmış diyor. Cenazeler defnedilmiş. Herkes mahzun. Onlar da geldi, selam aleyküm selam. İşte biz psikologuz, ne yapabiliriz dediler diyor. Bizimkiler baktı. Evladım dua et, dua et dedi diyor. Dua et dedi onlara. Sonra lise müdürümüz anlatıyor.
Sonradan diyor bir hoca efendi geldi diyor. Hoca efendi bir aşır okudu diyor. Ondan sonra arkasından yarım saat bir sohbet etti. Hocam inan diyor, Allah sizden razı olsun. Bütün yağlarımız eridi. Bütün dertlerimiz sanki böyle bir an öyle kendimiz rahatladık ki diyor. Öyle bir huzur geldi ki diyor. Yani tabii ki psikolog çok önemli. Onların da görevi var ama yani neticede yani bizim insanımız dindar insan. Dua etti. Ahirete inanan insan, kadere inanan insan. Yani onlar ve şaşkın bir halde bir iki cümle ile inanın. Bir tane Diyanet İşleri Başkanımız geldiğinde hemen biz kabristana gittik. Kapıçam mezarlığına gittik. Orada şimdi başkanımız hemen cenazeleri kıldırmaya başladı. Kendi kıldırdı başkanımız cenazeleri. Kıldırmaya başladı. Epey bir cenaze kıldırdı. Birkaç gün sonra birine rastladım. Mezarlığa ara sıra gidiyorum ben böyle. Mezarın başında mezara işte bakıyor, su döküyor, bir şeyler yapıyor. Selam aleyküm selam. Hüzünlü. Dedim nasılsınız, ne yaptınız? Ben işte il müftüsüyüm. Hocam dedi, yani Allah hepinizden razı olsun ama dedi, benim bütün dertlerimi, kederimi dindiren bir şey oldu. Ne dedi? Benim çocuğumun cenazesini Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı. Aman yani, yarın. Yani benim çocuğumun cenazesini onunla Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı dedi. Yani onunla. Şimdi bunu hiç göz ardı edemezsiniz. Müthiş bir şey. Bizim yani şu anda bu insanlarımızın bu şeye ihtiyaçları var. Hepimiz koşturmaya çalışıyoruz. Allah'ım kolaylıklar nasip eylesin tabii. Zor yani bir süreçten zaman, geçiyoruz evet ama hocam, kenetleneceğiz inşallah. Biz yani tabii psikologlar da olsun ama. Hepsi olsun. Bakın hepsi olsun. Bir enkazın önündeyim hocam. Tabii duyguluyuz da. Biri böyle baktı ağlamayı görünce ben iki ayet bir Kur'an-ı Kerim okuyayım istedim. Başlayınca enkaz çalışanlarımız, o aktif çalışanlar dışında herkes o cenaze arayışını bıraktı. O demirlerin üzerine, inşaat demirlerinin, betonların üzerine diz çöktüler. Gözyaşıyla Kur'an-ı Kerim dedi. Şimdi aynen bakın ne diyor? Benim diyor cenazemi Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı. Evet, evet. Onunla teskin oldu. Onunla teskin oldu. Benim cenazemin başına il müftüsü geldi. Bununla teskin oluyor insan. Onun için tabii ki din görevlisi de o sahada çok önemli bir yeri olmalıydı ve oldu da zaten. Evet. Şimdi yani bizim işte birçok vazifemiz var. Yani bu manevi yönünü ihmal ettiğimiz zaman bir Kur'an-ı Kerim okumak, bazen bir gidiyoruz mesela şimdi taziyelere gidiyoruz. Taziyelere gittiğimiz zaman insanlar yeniden doğmuş gibi oluyor. Çünkü bizim insanımız kadere inanıyor, ahirete inanıyor. Yani şöyle bir şey var. Yani Fatih Bey, o depremde tabii yaşadık. O işte bir dakika mı sürdü, ne kadar sürdü bilmiyoruz. O anı yaşadık. O anda çok uzun hepimiz bir süre, evet. İşte Allah Allah dedik. La ilahe illallah dedik. La ilahe illallah sübhaneke inni kuntu mine zalim. Ben şunu soruyorum. O dehşet anında ben Allah'a inanmıyorum diyen sizce ne demiştir? Ne demiştir? O da Allah demiştir. O da Allah dedi. Ne demiştir? Başka ne diyecek? Ne diyecek bir şey? Yani o dehşet anında başka ne diyecek? Bir cümle bulun Allah aşkına. Dolayısıyla başka bir şey diyebilecek hepimiz. Tabii. Adam demiş Allah'a inanmıyorum dedim. Hiç kimse inanmıyor. Olsun Allah biliyor ya diyor. Yani neticede. Biliyor. O da Allah dedi. O da Allah dedi. Emmen yücibul muttarra izâ da'a. Bir kişi darda kaldığı zaman onun yardımına kim koşar diyor Cenab-ı Hak. İlahümme Allah'tan başka güç var mı? Onun için. Tabii hocam burada bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Bu imtihandan dersler çıkarmalıyız. Dedim ya programın başında da biz yaptığımız kurum olarak çalışmalarımızı birkaç programa bile sığdıramayız. İsterseniz Ramazan arefesi, Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Buna girmeden önce çok altını çizmek istediğim bir şey var. Biraz önce bir ifade kullandınız. Tedbir ve tevekkül. Evet. Evet. Şimdi tabii bir kısım müteahhitler, mühendisler ve inşaat işi yapanlar
şu anda cezaevine alındı. İşte çeşitli onlara imza koyanlar bir ceza görecekler. Tabii vicdani olarak bunun ödeşilmesi mümkün değil. Çok ağır bir yük altındayız her birimiz. Bu inşaat alanlarımızın hani hayata her baktığımızda bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den yaşamadığımız şey kalmadı dediniz ya. Bize ışık tutan birçok ayet-i kerime de var. Yani bugün bunu biyolojik sebeplere bağlayan insanlar çıktı. Dünyanın şu devletleri şöyle etti, böyle etti. Aslında işin realitesini biraz da dediniz ya, onu kursak. Bir inşaat alanında Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bize ışık tutmuyor mu? Ne yapmalıyız, nasıl inşaatlar yapmalıyız konusunda? Şimdi efendim? Fatih Bey, tabii burada her işin uzmanı o sahada konuşur, konuşsun. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyuruyor Cenab-ı Hak. Her sahada konuşmayın diyor. Bırakın uzmanlar konuşsun bunu. Bilmediğinizi de uzmana sorun, ondan öğrenin diyor. Biz onların sahasına karışmayız ama biz biraz önce dedik ya, insanın ruhu var, maneviyatı var. Şehirlerin de ruhu vardır. Şehirlerin de maneviyatı vardır. Yani siz şehrinizi kurarsınız, korursunuz. Sonra kurduğunuz ve koruduğunuz şehir sizi kurmaya ve korumaya başlar. Siz şehre ne verirseniz onu alırsınız. Yani verdiğinizi şehri alırsınız. Korumadan tabii. Korunmayı bekleyemezsiniz. Kesinlikle. Yani siz şehri kurarken samimiyetinizi, maneviyetinizi, ciddiyetinizi, imanınızı, aşkınızı, kültürünüzü verirsiniz. Sonra o şehir sizin gelecek neslinizi aynen o verdiklerinizde yetiştirir. Verdiğinizi alırsınız yani. Şehri kurarken ona bir maneviyat vermemişseniz oradan maneviyat bekleyemezsiniz. Ciddiyetle yapmamışsanız onun için, yani siz nasıl kurar? Onların şehirlerinde aynen ruhu vardır. Dolayısıyla bak mesela şu bence ülkemizde çok büyük eksiklik, yani mesela imar komisyonu mu diyoruz? Diyelim belediyelerin işte komisyonları var. Bunun içerisinde bir din görevlisinin, bir müftünün olması gerekmez mi? Şehir kurulurken onun maneviyatını temsil eden o komisyonlar, o duyguları paylaştırmak isteyen biri evet, olması gerekmez mi? Camilerimiz mesela şu anda. Camilerimizden biz çok şikayetçiyiz. Minarelerimiz başımıza yıkıldı. Peki bunu sorumlusu kim? Hepimiz. Buna bir sorumlu ararsak hepimiz. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yani camilerimizi öyle yükseltiyoruz ki kışın ısıtamıyoruz. Kubbeyi mesela bizde şey vardır mesela. Selimiye vardır kubbeli, işte Süleymaniye vardır kubbeli ama caminin bir insicam vardır yani. Önce ana kubbe, yarım kubbelerle böyle süslenerek şeydir. Biz yani, ne yapıyoruz? Tek kubbe. Böyle tek kubbe, böyle affedersiniz böyle kavak gibi, kazık gibi yükseltiyoruz. Isınan hava yukarı çıkar, ısıtamıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Caminin bir köşesinde kışlık, öbür köşesinde yazlık. Yani camiyi kullanamıyoruz. Küçük camiyi hücre yerleri yaparak. Ses sistemini kullanamıyoruz. Yani kubbeli camilerimizde, bak Selçuklu mimarisi çok önemli. Bunu biz sizle daha önce program, depremden önce de programlarda evet, çok konuştuk. Camilerimizi yap, gelin etmeyin. Yani şimdi Selçuk... Tabii hocam özür dilerim. Sizin geçen çok yakında bir programınızı izledim. Bize Sebe halkından anlattınız. Tabii, yani tabii. Hatta bana soruldu ya, bu program yeni mi? Küçük böyle YouTube şeyleriniz var ya. Var. Dedim ki bu programı Diyanet İşleri Başkanımızın Diyanet TV'de hocam. Yani 2 yıl oldu mu ona? O 2 yıl önce aynı program başka bir kanalda var. Evet. Ona da hemen hemen Bir buçuk yıl olmuştu. Yani deprem yoktu. Tabii yoktu. Bir buçuk yıl önce. Şimdi evet, Cenab-ı Hak diyor ki Sebe diye bir halk vardı diyor. Onların şehri sizin için örnek olsun diyor. Ayet diyor, ayet. Yani ayeti inkar etmekle onu inkar etmek, o şehirciydi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne li sebe'in fî meskenihim âyetün diyor. Onların o meskenleri, şehircilik, kurdukları şehir sizin için ayet olsun diyor. Yani evet, siz nasıl ki Kur'an ayetlerini inkar ederseniz durumunuz ne olursa, işte karada, havada da ayet diyor Cenab-ı Hak. Onları da inkar ederseniz aynı duruma düşersiniz. O ayet olsun. Ne yapıyorlardı?
cennetâni an yeminin ve şimâl. Bahçeli evler yapıyordu. Evlerinin sağında, solunda bahçeler vardı diyor. Ve ondan sonra ne oldu? Dedi, biz de dedik ki kulû min rizqi rabbikum veşkurû leh. Rabbinizin rızkından bol bol yiyin bahçenizden. Havası temiz, öyle değil mi? Oksijeni güzelce tabiatın içerisindeydiler diyor yani. Tabiatı katletmeden, beton yığını yapmadan bir şehir kurmuşlardı diyor. Ondan sonra öyle olunca biz dedik ki onlara kulû min rizqi rabbikum veşkurû leh. Rabbinizin rızkından bol bol yiyin, bahçesinde, bağında ekin, evinizde rahatça oturun, İstifade yiyin. Edin. Beldetün tayyibetün ve Rabbun gafur. Belde böyle temiz olursa Allah affeder. Şimdi Fatih Bey, belde temiz olunca Allah affederin tersi ne demek? Belde temiz olmazsa Allah kahreder demek değil mi? Belde temiz olunsa Allah kahreder. Sonra ne diyor? Cenab-ı Hak devam ediyor. Fe'aradû diyor. Sonra babalar, İşte dedeler böyle güzel bahçeli bağlı şehir kurdu ama diyor torunlar geldi işi değiştirdi diyor. Fe'aradû yüz çevirdiler diyor. Beton yığını yapmaya başladılar. Sonra diyor her zaman gelen sel, sel rahmettir. Nasıl rahmettir? O dağda ekmediğiniz, biçmediğiniz o minerali, tuzu, her şeyi bol ola bereketli toprak var ya onu Allah-u Teala 15-20 yılda bir ovaya yayar, gübreler ovayı. İşte o zaman diyor o Sebe halkı, o dedeler bahçeli ev yaptığında diyor güzelce sel geliyor, sel gideceği selin yatağına yapmadılar diyor. Yani selin yatağına bozmadılar. Tecavüz ederseniz diyor Cenab-ı Hak, arim seli vardı diyor. O arim selinin yatağına o Sebe halkının torunları tecavüz etti. Sel de hakkını aldı, onların yuvalarını yıktı. Bunları Cenab-ı Hak boşuna anlatmıyor. Şey bile anlatırken, Hazreti İbrahim anlatırken, diyor ki, Rabbi inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi diyor, ben zürriyetimi böyle ekin tarlasının içine değil diyor. Ekilen ovaya değil diyor. Oraya yerleşmedim. Oraya şehri kurmadım. Meskeni, ya. Eskentu, meskeni oraya kurmadım diyor ya. Gayri zi zer'in, ekilmeyen yere. Ziraatın olmayacağı yere. Ziraat alanını gasp etmedim diyor ya Rabbi. Ama diyor, ben biliyorum yani, buraya koydum ama rızık senden diyor. Yani onun için bunlar, ve tenhitun el cibale buyuta buyuruyor Cenab-ı Hak. Dağları diyor, bak dağları diyor, yontun. Dağları, dağlarda evler yapın. Dağlarda ev olunca manzaranız birbirinizi bozmazsınız. Böyle seki seki oluyor ya. Evet. Birbirinizin görüntüsünü bozmazsınız. Havası güzel, suyu güzel. Ovada ekin, biçin. Dağda da. Dağları kazık gibi yaptık diyor. Amerika'da bir şey yapıyordum ben. Cami yapalım dedik böyle. O şey yaptılar. Fore kazık mı diyorsunuz? Kazık. Baktım böyle 135 tane kazığı böyle. Vuruyor. 5 apartman boyunda bir kazık böyle. 135 tane. Dedim bunu nasıl yapacaksınız? Dedi ki biz bu yapacağımız bina, yani caminin işte katlar da vardı. Onun ağırlığını 135'e böldük dedi. O buna düşen ağırlığı kafasına vuruyoruz. Vuruyoruz. Bunu taşıyana kadar. Bazısı bakıyorum o şey bozuldu. 15 metrenin bazısı 1 metrede duruyor, bazı 2 metrede duruyor. Oradan kestiler ondan sonra. Tamam dediler. Sert zemini bulduğu için. Sert zemini buldular ve onları birbirlerine. Şimdi yani Cenab-ı Hak diyor ki dağları kazık yaptık. Yani dağ yapınca aslında dolayısıyla bunlar tabii bunları bizim sahamızda değil. Uzmanlarımız ama bizim kitabımızda söylüyor bunu yani. Ama onu da söylememiz lazım. Evet. Tabii dediniz ya bir komisyon oluşturulacaksa tabii orada burada din adamına tabii kesinlikle şehirlerin maneviyatını dolduracak. Oraya manevi bir hava verecek. Bizim camilerimizde de yani cami yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapılan camilerimizde kontrolü ve bir dahli yok. Müdahalesi. Yani. Müdahalesi yok. Aslında yani bakıyorsunuz mimaride yok derken yani bu mimarisini derneği kuruyor vatandaş. Ondan sonra köyümüzden bir Mehmet abimiz, Ahmet abimiz Allah razı olsun. Ama neticede hiçbir birikimi yok, bilgisi yok. Ondan sonra camisini devlette zaten para vermediği için biz de bir şey diyemiyoruz. Ondan sonra camisini derneği kuruyor. Camiyi kafasına göre yapıyor. Eğer
tenezzül ederse bize soruyor. Yahut da biz gider de eğer müdahale edip de kavgayla, dövüşle bir şunu şöyle yapın dersek oluyor. Yapıyor. Bunların hep sistematik bir şekilde. Yani bizim... şu mu hocam? Sadece biz görevlisini tahsis ediyoruz. Tabii. Biz oraya yaptıktan kadar hiçbir... sonra görevlisini istiyor. Biz görevlisini veriyoruz. Böyle mi olmalı? Halbuki temelinden itibaren caminin yerine değil, varıncaya tabii, kadar. Bak, yani biz şu anda bak çadır kentlerimizde mesela, çadır kentlerimize mescit kuruyoruz. Elhamdülillah devletimizden, milletimizden, hepsinden Allah razı olsun. Çadır kentlerimizde mescitler her birinde kurduk ama şimdi gidiyoruz orada afet görevlisinin elinde bir plan var. Planda biz diyoruz ki biz cami, niye cami, nereye koyacağız? Hocam bizdeki planda cami yeri yok diyor. Hı hı. Yani şimdi yönetmelik mi olur, ne olursa artık bu bunlar şu anda. Düzeltelim. Tabii yani merkeze caminin. Sonra biz ya cami şuraya olsun diyoruz. Hocam bize gelen planda cami yok diyor. Sonra eğer biraz geç kalmışsak ta kenara kurmuş oluyor. Kenardan ortaya alabiliyorsak alıyorsak, alamıyorsak böyle. Oysa bizim medeniyetimizde cami merkezli bir yerleşim vardır yani. Kesinlikle, cami kalbidir yani, şehrin kalbidir. Cami kurulur, tabii, çarşısı yanında tabii, ve cami kalbidir. Evler, dolayısıyla bu konuda var. Artık hep dersimize çalışmamız lazım. Hepimiz buradan bir ders ve vazife çıkarmamız lazım. Bunları düzeltmemiz lazım inşallah. Kesinlikle hocam. Bu bağlamda tabii hemen Ramazan-ı Şerif'le de evet, bütünleştik elhamdülillah. Yüce Rabbimiz feyzinden, bereketinden amin, istifade eden ve Ramazan'ı hakikaten bu yıl teşkilatlı Yanlış Şehir Başkanlığımızın teması olan Ramazan ve dayanışma gibi geçiren kullardan olmak temennisiyle dua ediyoruz. Tabii çadır mescitler var, konteyner mescitlerimiz var ve camilerimizin, birkaç caminin bütünleştiği yerlerde yine çadır mescitler kuruluyor. Ramazan ve belki sonrasında da bunlar hizmet verecekler. Biraz da bu konuyu ifade edebilir misiniz? Şimdi efendim? Elhamdülillah camilerimiz yaklaşık 1300 camimiz var. Bunlardan 700'e yakını bütün ilçelerde dahil hepsinde hizmete açıldı. Hasarlı camilerimiz var. Onlar tabii şu anda kapalı. Bir de vatandaşımızın içinde kaldığı camilerimiz var. Orada vatandaşımıza çıkın diyemiyoruz tabii. İstihdam olduğu dolayısıyla için orada. Tabii vatandaşımız camilerimize sığınmış. Orada ona da onun dışındaki camilerimiz şu anda açıldı elhamdülillah. 20 çadır kentimiz, konteyner kentimiz var. Onun her birinde mescitlerimiz açıldı. Orada manevi sosyal alanlarımız, çocuk çadırlarımız hepsi açıldı. Ve birkaç bölgede de Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak biz İftar çadırı kurduk. Tabii Afat'ta kurduk, Kızılay'da kurduk. Birçok yerlerde yani şu anda elhamdülillah Diyanet Vakfımızın da iftar çadırları var. İşte bütün bunlarla Allah'a şükürler olsun Ramazan'a inşallah hazır bir vaziyette Ramazan'a gireceğiz. Cenab-ı Hak milletimize, bu depremde mahzun olan kardeşlerimize, mağdur olan kardeşlerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi diyoruz her zaman Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat diyoruz. Şimdi bu evveli rahmet ne demek Fatih Bey? Gökten rahmet mi yağacak? Yani gökten Ramazan ayı gelince rahmet mi yağmaya başlayacak? Böyle mi anlıyoruz? Genelde Ramazan böyle ayı nasıl rahmet olacak? Şimdi gökten inmez rahmet hep yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Aslında gökten, şimdi Ramazan'ın evveli rahmet demek, yani Ramazan'ın başında birbirinize merhamet edin. Kenetlenin, birbirinize sevginizi, aşkınızı, merhametinizi gösterin. Dayanışmanızı gösterin. Eğer böyle olursa arkasından mağfiret gelir. Ve ondan sonra da yurdunuzu cennet edersiniz. Birbirine acımayan, birbirini beğenmeyen, ben diyen, benim cemaatim, benim tarikatım, ben diyanet, ben o, bu dedikten sonra rahmet olur mu? Hepimiz kenetleneceğiz. Bak darda kalınca, imdat deyince artık ne cemaat dedik, ne tarikat dedik, hepimiz öyle bir kenetlendik ki Allah hepsinden razı olsun. Hep bir araya geldik, bütünleştik. Birbirimizin arasındaki engelleri atacağız.
birbirimizin hatasını görmeyeceğiz. Evveli rahmetse birbirimize son derece kenetlenip merhamet edeceğiz, sevgiyi göstereceğiz. Ki ikincisi böyle ikinci 10 günü mağfiretse birbirimizi affedeceğiz. Birbirimizin hatasını ve iyi tarafını göreceğiz. Ondan sonra da cennet hem yaşam dünyamızı cennet edeceğiz. Ondan sonra da ahirette cennete gideceğiz. Fatih Hocam, dünyasını cennet etmeyen, dünyasını cehenneme edenin ahirette cennete gitmesi mümkün mü? Onun için gelin hep birlikte şu dünyamızı cennet edelim. Ondan sonra da ahirette de inşallah Cenab-ı Hak cenneti verir bize. O zaman hocam, yani 10 gün sınırı, biz öncelikle merhametle başlayacağız. Merhametle başlayıp dayanışmayla başlayacağız. Kılcal damarları diyoruz yani biz. Evet. Köylerimize kadar inşallah devam edeceğiz. Oralara her türlü merhamet derken de kuru kuru merhamet değil yani. Olmaz. Yardım edeceksiniz. Zekatınla, sadakanla, yardımınla herkesin yardım edeceği bir şey vardır. Efendimiz buyuruyor ki herkes için sadaka vardır. Tabii. Ya Resulullah, zengin değil, malı yoksa diyor, vücuduyla, vücudu, sanatıyla, o da yok ya Rabbi, ya Resulullah, o zaman diyor bir şöyle bir yol göstersin diyor, bir sorana diyor şöyle bir yol göstersin. O da yok o zaman diyor, ya dedikodu yapmasın, yapanı tenkit etmesin, sussun bari diyor yani. Onun için semmaun lil kezibi ekkalun lis suhti, Cenab-ı Hak diyor yani insan bazen ağzıyla haramı yer, bazen de kulağıyla haramı yer diyor, kulağıyla. O nasıl dinlemeyeceksin kardeşim? Bak şimdi bir de bir siyaset ortamı var. Herkes birbirine Allah-u Teala soracağız diyor bunlardan yani. Gelin bunları böyle yalanı, dolanı, iftirayı, şunu bunu bırakalım da birbirimize böyle göz gördüğünden, kulak duyduğundan, dil söylediğinden hesaba çekilecek diyor Cenab-ı Hak. Kalp de vel fuat diyor. Kalp de hesaba çekilecek. Onun için birbirimize şöyle bir kalbimizi açalım inşallah. Allah'ın da lütfu ihsanı gelsin. Muhterem hocam, bir de şu var tabi, bütün insanlık bu bölgeye seferber oldu. Yani onlar emin gördükleri bu beldede, emniyet gördükleri sizlere bu koordineyi sağlamak için görev verdi. Şimdi burada şuna da dikkat etmek lazım sayın hocam. Onu sunarken ki naiflik, onu kabul ederken ki naziklik, o duruşta çok önemli. Küçük bir anekdot müsaadeniz olursa, böyle su dağıtılıyor, bir kardeşimiz suyu aldı, gitti sıradan çıktı, orada bir yavruyla bir annesi var, onlara bıraktı. Dedim ki depremin bize vereceği dayanışma bu olsa gerek. Evet. Nefsinden üstün tuttu sayın hocam yani. Bu ve buna benzer birçok örnekler var. Çok hikayelerimiz var bizim, onlar de, bu depremin hikayesi sonra yazılacak. Sonra yazılacak. O kadar fedakar, o kadar cefakar insanlar var ki Fatih Bey, şeyde bir cümleyle. Buyurun efendim. Şimdi bizim bu Erzurumlu Camii'nin altında bir depomuz var. Oradan devamlı vatandaşımız geldi. Her türlü ihtiyacını giderdi. Bir vatandaşımız geliyor başka şehirden ve bir mont istiyor giymek için. Üşümüş. Hı hı. O şey etmiş. Kendi montunu da orada birilerine vermiş. Onun ismini de söylemeyeyim şimdi. Ondan sonra kendi de tir tir titreyince mont gelmiş oradan, almış. Oradan montu aldı ve orada kaldı. Ben bu şeyde depoda hizmet edeceğim dedi. Ve 45 gündür gece gündüz orada hizmet ediyor. Gönüllü vatandaş. Orada hizmet ediyor. Bir Kırgız vatandaş yine var. Geldi. Orada bir ayakkabı yine var. Böyle ayakkabısı şey etmiş. Burada ayakkabı alınca ben burada kalacağım dedi. Hala orada yani. Bu o kadar hikayeler var ki. O kadar hikaye. Evet. Sayın hocam, şimdi çok olumlu yönlerini ifade ettiniz. Biraz olumsuzlukla burada israfa gitmeden. Şimdi bu yardımlar geliyor. Elbette ki hiç çocuğu olmayan veya torunu olmayan birinin çocuk bezine ihtiyacı yok. O dağıtıcı onu bilmeyebilir. İşte din görevlisine burada ihtiyaç var, o yüzden söyledim. Yani almış kucağına 5-6 tane o çocuk bezini. Ona ulaşamayan birinin hakkını düşündüğümüz tabii zaman, evet, değil mi sayın hocam? Burada çok büyük bir vebal var. Veya kullanacağınız, eğer çorbayı sevmiyorsanız orada mobil mutfakta çorbayı istemeyin efendim. Ekmek almayacaksanız onu almayın. Yani buna varıncaya kadar
Bu dağıtılan yardımların her noktasında insanları disipline edemezsiniz. Burada vicdanla da o ikramı alan insanın da bu duyguları özellikle evet, alması evet, lazım. Evet. Muhterem hocam, süremizin sonuna geldik. Tabii inşallah sizi Ramazan ayında konuk etmek isteriz. Şimdi onun sözünü almak isteriz. Ama son cümleleriniz şöyle toparlayabilirsek. Yani biz yardımlarımızı halkımızdan, insanlıktan gelen yardımları kılcal damarlara kadar, çadırlara, kapılarına varıncaya kadar hak eden insanlara hak ettiği kadarıyla ulaştırıyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de buna devam edeceğiz. Ama önce rahmeti gökten beklemeyin. Siz rahmet için hazırlık yapın. Evet. Merhamet edin ki bugün Ramazan ayı da merhametin doruk noktaya ulaştığı bir dönem. Fitreler ve zekatlar zannediyorum böyle Ramazan'ın sonuna gelmeden başta bir yoğunlukla dağıtılırsa İnşallah bununla hocam. İlgili de birkaç cümlenizi Şimdi almak isterim. Şimdi rahmeti gökten beklemeyin derken göğe verdiğinizi alırsınız. Bekleyin. Ama verdiğinizi vereceksiniz alırsınız. Vereceksiniz. Tabii. Vel amelus salihu yerfa'uh buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bana ne yükselirse diyor size onu veririm. Yağmur da öyle. Yağmur öyle değil Yağmur mi hocam? Gökten mi yağıyor zannediyorsunuz? Değil. Hayır. Yerdeki yerde ne varsa buharlaşıyor, bulut oluşuyor. Yerde yoksa gökte Orada ne yağacak yani? Onun için verdiğinizi alırsınız. O açıdan. O bağlamda bir, tabii. Evet. Teşekkür ederim. Bunu belki izleyicilerimiz yanlış belki yanlış yorumlayabilirler. Yani, bunu aydınlattığınız için. Tabii ki her şey Cenab-ı Hak'tan geliyor ama Cenab-ı Hak da diyor ki bana her şey yükselmez diyor. Vel amelus salihu yarfa. Yani yağmur örneği çok tabii, iyi tabii, hocam. Yağmur da öyle. Bu nemle çıkacak olan şeyler. Bütün niyetiniz de öyle. Bütün ameliniz de öyle. O bana diyor hepsi yükselmez diyor. Demek ki yükselmenin yani sunun yükselmesi için buhar haline gelmesi nasıl elzemse amelin de yükselmesi için ihlas harcıyla, niyet harcıyla ona olması lazım. Yoksa yükselmez diyor. Atarsınız amel bir sürü ama hiç hebeen mensure olur diyor Cenab-ı Hak. Onun için yani yardımı verirken de alırken de ibadette de böyle içine doldurmadığınız öyle değil mi? Yani dünyevi hayatınızda binanın içini işte güzelce tefriş etmezseniz, binayı yaparken samimiyetinizi, ciddiyetinizi vermezseniz nasıl başınıza yıkılıyorsa ibadetiniz de öyle başınıza çarpılır. Allah muhafaza eylesin. Onun için her şeyde samimiyet, ihlas önemli. Biz şuna inanıyoruz. Bu imtihanı hiçbir kula Cenab-ı Hak gücü yetmeyeni yüklemez. La yükellifullahu nefsen illa usaha. Biz bir büyük milletiz. Ben böyle yorumluyorum. Başkası ne derse dersin. Biz bir büyük milletiz. Büyük devletiz. Ve Cenab-ı Hak bizi büyük bir imtihanla imtihan etti. Biz bu imtihanı eğer güzel bir şekilde okur, güzel bir şekilde kenetlenirsek göreceksin Fatih bir duruş Bey. Görüyorum evet. ben yani. Görüyorum derken ilahi lütuf, ihsan, bereket o kadar şey diyecek ki belki de diyeceğiz ki ya bir deprem yani benim bir video var da sel, volkan, deprem rahmet mi, hikmet mi, felaket mi? Hangisi doğru? Üçü de doğru. Rahmete de çevirebilirsiniz. Hikmete de çevirebilirsiniz. Allah göstermesin. Felaketli olabilir. Onun için biz bu durum karşısında mümin, muvahhid tavrımızı alacağız. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip ama kendi vazifemizi de ihmal etmeden hedefe kilitlenirsek göreceksin ne kapılar açılacak. Ne kapılar açılacak inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu duygularımızı izleyicilerimize bir nebzecik olsun paylaştınız. Allah razı olsun. Tabii çadırlarımızda, konteynerlarımızda o mini minnacık yavrulara okuttuğumuz hatmi şerifler var. Evet. Onlar başta deprem şehitlerimize olmak üzere tüm şehitlerimize Çanakkale'de ve dünyanın her bir tarafında muzaffer olmak için canlarını feda can eden tüm şehitlerimize inşallah bağışlanıyor. Bunun da inşallah sevabını Yüce Rabbimizden bekliyoruz. Bu bağlamda da çok teşekkür ediyoruz. Allah'a. Seyircilerimiz adına bu okumuş olduğunuz hatmi şerifleri Rabbim kabul eylesin. Amin. Var olun. Sağ olun efendim. Amin. Allah razı olsun.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Efendim, mümince bir duruş sergilemek adına Yüce Rabbimizden sabır temenni ve telakki ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar efendim.